Arkadaşlar ben Azgemteri kanalından Gökhan, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma arkadaşlar, hepinizin cuma günü mübarek olsun arkadaşlar. Ve en önemli bir şey de bugün okullar tatil oluyor, yani 2-3 günlük bir hafta sonu tatiline girmiş oluyorsunuz. Umarım size güzel bir enerji yansıtabilirim bugün. Kısa bir açıklama. Çok fazla Dreamlink Soccer videosu çekerek canınızı sıkmak istemiyorum. Bunun en önemli nedeni 2019'un halen çıkmamış olması. Ve benim bir tahminim var. Benim tahminim şu yönde. Bu hafta FIFA Mobile çıkacak 7 Kasım'da. Ondan sonraki hafta ben mutlaka Dreamlink Soccer 2019'un çıkacağını düşünüyorum. Benim fikrim bu yönde. Belki daha erken de çıkabilir, belki daha geç de çıkabilir ama ben genellikle bir hafta sonra çıktığını gördüm. Yine bir hafta sonra çıkabileceğini düşünüyorum. Online'da 4. lige çıktık ve 3'te 3 gidiyoruz. Son 4 maçımı da kazandım. İşler yolunda, sıkıntı yok. Ve son olarak diğer açıklamamı da yapayım arkadaşlar. Lütfen bugün 200 like'ı geçelim. 200 like ve 100 yorum olur mu acaba arkadaşlar? 100 yorum olabilmesi için size bir sorum var. Size bir daha doğrusu size bir önerim var. Öyle diyeyim arkadaşlar. Sizce Dreamlink Soccer 2019 ne zaman çıkar? Tarih olarak yazın arkadaşlar. Kendi fikirlerinizi belirtin. Oradan bakalım 2019 çıktığı zaman doğru tahmini kim yapacak? Ve açıklama kısmına ikinci kanalımı bırakacağım, OSM ve kardeşimin PUBG videoları var. Ayaz Gamer'e iki kanal, lütfen ona da abone olun. Ve çok fazla laf uzatmadan Doğu Avrupa Yıldızları'na karşı final mücadelemiz. Yine Doğu Avrupa Yıldızları geldi. Nedense bana sürekli bunlar geliyor. Formalarım kırmızı olsun bugün. Hamsik, Mandzukic, Lewandowski, Mkhitaryan zorlu bir rakip. Hırvatistanlı bir de Romanyalı bir oyuncu var, Radu. Bizi zorlayacaklar. Polonyalı oyuncular da mevcut. Yıldızlar Kupası. Gerçekten heyecanla bekliyorum. Bundan sonraki videoda PES videosu olabilir ama Galatasaray derbisi var. Aslında sorumuz şu mu olsaydı ya? Galatasaray Fenerbahçe derbisini kim kazanır? Sanki biraz daha mantıklı olabilirdi. Perisic, Rakitic, Mkhitaryan, Hamsik. Ya bu rakip çöp arkadaşlar ya. Gerçekten çöp. Benim 3-4-3'üme karşı koyabilecek rakip yok. Online'da bile çok güçlüyüm. Ama online'da çok çok iyi kardeşlerimiz de var. Bunu da belirtelim. Abilerimiz var. Şimdi Traore. Final maçına damga vuracak goller istiyorum. Güzel şut. Ancak kaleci başarılı. Kalecimiz Handanovic mi ya? Çok dikkat edemedim. Mertes Aker. Oo. Coates. Maki Yenok. Traore. Ronan. Çok üstün oynuyoruz arkadaşlar. Maki Yenok bıraktı. Peter Crouch. Nasıl bir kafa Peter Crouch? Arkadaşlar o kadar güzel oynadık ki Ronan. Traore, Makienok ve Crouch 90'dan çıkarmış tabiri caizse. Şimdi Bale ortalar, gol gelir. Traore harika bir gol. Lacina Traore ne yaptın sen? Öyle güzel bir gol attık arkadaşlar. Lacina Traore. Topuyla 6 pas içinde bu kadar ancak güzel atabilir bir gol. Bugün fantastik goller deneyeceğiz. Fantastik goller belki videoya renk atar. Peter Crouch. Crouch'a gelmedi ki. Coates. Güzel pas Traore. Harika uzattı Gareth Bale'e. Gareth Bale. Maki Yenok. İnanılmaz bir rövaşata golü. Simon Maki Yenok. Peter Crouch'a çok benzetmişler ya. Öyle böyle değil abi. Çok çok benzetmişler. Yalnız Makienok'un golü atılmış en güzel röveşata gollerinden bir tanesi olabilir. Ben buradan tekrarını bu şekilde izleyeceğim. İşte Gareth Bale. Topa geliş açısı çok çok önemli. Sağla vuracakmış gibi yapıp sol ayağıyla vurması harika oldu. 2-0. İki tane fantastik gol. Peter Crouch. Gareth Bale. 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 Bu da gol olsaydı harbiden çok şaşıracaktım ama gol olmadı. Şimdi kale atışını tekrardan kullanarak Crouch. Coates. Flint. Bakın. Tüm toplar yüksek. Orada Ronaldo kaptırmasa. İşi bozmuştu. Şimdi Cristiano Ronaldo kaleci. Gerçekten iyi bir şut denemesi ama kaleci önde değildi. Flint.
Çok üstün oynuyoruz ya. Osterwike. Yalnız arkadaşlar online'da da kasırga gibi esiyorum. Bunu da belirteyim. Sadece offline'da değil. Zaten sonuçları gösterdimse. Peter Krajcak gelseydi belki harika bir gol olabilir. Rakitic. Ya öyle asist. Güzel geliyordu ama. Şimdi Ronaldo ile bir gol gelir mi ya? Gelmedi. Şimdi Crouch. Ortalar. Traore. Gol gelmedi. Güzel ya, her şey yolunda. Kalecilerin bu hatalarını yapmalarını anlamıyorum. Neden böyle hatalar yapıyorlar? Şimdi Osterwijk. Ortaladı. Crouch. Çok kötü bir şut. Final maçına güzel gollerle damga vurduk. En azından ilk yarı itibariyle. Coates. Coates kırmızı yer misin, yemez misin? İlk yarı biter. Makiyenok. 90'dan çıkardı. Simon Makiyenok'un şutunu. 90'dan çıkardı. Ronaldo ile gol deneyeceğim şimdi. Çok başaracağımı zannetmiyorum ama. Ronaldo ortaladı. Gelmedi. Kroaç. Ya arka direğe düştü top. O kadar yavaş gelmesine rağmen. Bakın vuramadı. Gol de gelmedi. Tuhaf. Ve ilk yarı biter. 2-0. Tamamen üstünlüğümüzde olan bir maç. Şimdi Peter Crouch şut attı. Kaleci, yani gol olma ihtimali çok yüksekti ama kaleci bir müdahaleyle top aldı. Mert Saker. Ya o kadar kötü bir pas atılır mı ya? Crouch onu nasıl tutsun? Bakın Lachine Traore nasıl gol atacak. Ama gelmedi. Şimdi Crouch. Ronan. Traore. Ronan 3-0. Bu çok basit bir gol oldu ya. Beklediğim gibi bir gol olmadı. Nopart 2-0-3. Oyuncularım çok çok uzun ya. Şimdi Crouch. Makiyenok. Makiyenok. Bekletmeden vurdu. Dördüncü gol geliyordu arkadaşlar. Hem de çok kısa sürede. Hemen santradan sonra. Çok iyi vurmuş Makiyenok. Köşeye gitse gol. Kale atışını kullandı. Pası Traore'ye. Traore Crouch'a. Crouch Makiyenok'a. Makiyenok. Gelmedi. Bu karmanın Lewandowski de çıktı. Zaten çıkmasaydı yapacak çok bir şey yoktu. Makiyenok ve serbest duruş. Daha önce buradan hiç serbest duruş kullanmadım. Şimdi ilk kez kullanacağım ve gol atmaya çalışacağım ama çok zannetmiyorum. Gareth Bale. O kadar uzak bir mesafeden gol atması pek mümkün değil. Osterwijk. Traore. Makiyenok üstten dışarıda. Dördüncü golü bir türlü bulamadık ya. Uzaktan şutlarla deniyorum ama bir türlü gelmedi. Şimdi Mert Saker. Dördüncü gol için iyi bir şans olabilir. Ya Bey ile gelmedi. Mert Saker. Şimdi Coates. Uzun pas. Lachine Traore Crouch. Ondan Bey ile. Makiyenok'tan ya rövaşı denemesi ya voley denemesi. Gelmedi. Şimdi Traore. Bıraktı. Crouch. Osterwijk. Şu dördüncü golü bir türlü atamadık. Bale ortası ve Coates. Yani kaleye yönelir diye düşündüm ama yönelmedi. Biz de Sebastian Coates'le dördüncü golü bulduk. Yoksa orada oyuncu dokunuyormuş bu arada. Son 9 dakika. Makiyenok. Çok güzel bir pas. Kroaç'a. Makiyenok. Bununla falso vermek çok çok zor ya. Yıldızlar Kupası da bizim. Bundan sonraki mücadelemiz First Touch mı ya? Çok merak ediyorum. Herhalde First Touch. Ronan. Ronan'a gelmedi. Osterwijk. Öyle bir pas attı ki. Makiyenok olmadı. Bir şut daha.
Bir şut daha. 4 kere bir şutu denedik. Sonunda golü bulduk. Çok tuhaf bir gol. 5-0. Yalnız hayatımda böyle bir şey görmedim. İlkini kurtardı. İkinciyi de kurtardı. Üçüncüyü de kurtardı. Yani artık dördüncü de kaleci ne yapsın? 1-2. Gerçekten kaleci devleşti. 3 ve 4. İnanılır gibi değil. Şimdi bir pozisyon daha bizi farka götürecek. 6. gol gelir mi? Maki Enok kaleci gene. Çok iyi çıkardı kaleci. Flint üstten dışarıda. Şimdi bir şut. Top direkten dışarıda. Maki Enok. Şu mücadeleyi bitir artık hakem. Ve şampiyon biz olduk. Tabii ki de şampiyon biz olduk ve First Touch United'la herhalde oynayacağız. Bundan sonraki maçımız atar mı bilmiyorum ama mutlaka Yıldızlar Kupası'ndan sonra herhalde bir kendimle bir maç yaparım. Kendi takıma karşı. Tam tamına 20 şut. Ve inanın hedefi bulan şutların hepsini kaleci kurtardı. Gerçekten güzel. 5-6 kurtarışı vardı net pozisyon olarak ve First Touch United'e karşı mücadele. Evet, First Touch United. Onun öncesinde bir şey var mı? Yüzlük bir oyuncu var ya. Şunu alsam mı ki? Gabriele Boşilla. Her şey 100. 4.100 lira bedava aslında da. Alınır mı bilemiyorum arkadaşlar ya. Bu arada Zuyuva'nın boyuna bakar mısınız? 1.96. Belki alabilirim. Onun dışında var mı böyle uzun oyuncu? Pek fazlasıyla gözükmüyor arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.